Aksaray'ımız için hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Valim. Türkiye'nin en büyük tanıt ticaret merkezindesiniz şu anda. Burada da Sayın Valim'in günayelerinde çok kıymetli KOP İdaresi'nin değerli başkanı ve ekibinin gayretli çalışmaları, Aksaray Tarım İl Müdürlüğü ve Borsa'nın ortak girişimleri sonucunda bu tesis öncelikle şehrimizde marka ürün yetiştirebilmek adına hakikaten çok önemli gördüğümüz bir tesis. Şu anda Türkiye'nin çerezlik çekirdek ihtiyacının %45'ini biz karşılıyoruz Sayın Valim. Üretimde Türkiye birincisiyiz. Dolayısıyla Tarım İl Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatımızın gayretli çalışmaların sonucunda paketleri getirdik. Biz burada Türkiye'nin tedarikçiliğini üstlenerek tadım, peymanş, o üç harfi alışverişlerde tamamının stoklarını gerçekleştirmişiz ve elimizin ürünleri hazır halde bulunduruyoruz. Burada en üst düzeyde kalite oranı çıkarılarak marka değeri üretmenin gayreti içerisindeydik. Aksaray Ticaret Borsası'nda ürünler marka haline geliyor sloganıyla Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışma sergiledik. Burada Türkiye'nin tam tersi oldu. Türkiye'de genellikle KOP bir proje yaptığında %30'unu muhatap firma %70'ini KOP karşılar. Ama biz burada bir farkındalık yaptık. Aksaray'a projeyi kazandıralım. %70'ini biz verelim, %30'unu KOP versin dedik Sayın Başkanım. Bunu böyle kabul ettik çünkü memleket bizim, devletimizin birliği, milletimizin birliği için bu birliği sağlayabilmek için Türk milletine, Türk köylüsünü marka ürünler üreterek katma değer oluşturmasında önce olmak amacımız. Paranın hiçbir önemi yok. Sayın Valimiz dedi ki bu proje yapılacak dedi, biz de bismillah dedik yaptık. Buradan müteahhit firma, şehrimizin bir firmasına yaptırdı, sadece onun firmasına. O da önemliydi. Çünkü şehrimizden de bir markanın, eleme tesis üreten bir markanın olması önemliydi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz bu tesisi çerezlik ayçiçeğinde Aksaray marka haline getirdik. Türkiye'nin iş piyasasının tamamını karşıladığımız gibi yurt dışına ihraç eder durumda Sayın Hanım şu an itibariyle. Bu da bize şehrimizin üreticisine para kazandırıyor. Bizleri de açıkçası mutlu ediyor. Bu tesisi kazandırmada Sayın Valimizin, siyasetçilerimizin, il müdürlüğümüzün ve özellikle KOP İdaresi'nin çok katkıları oldu. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum ama bu projeyi sahiplenen benim tüccarlarıma da teşekkür ediyorum. Çünkü bu tesis çalışırsa aktif bir faaliyet gösterecek, üreticinin ürününü katma değer üreten ürünler haline getirecek. Ondan dolayı çok mutluyum Sayın Valim. Sayın Valim, biz Aksaray Ticaret Borsası sizin himayelerinizde ve büyüklerimizin desteklerinde çok büyük işler yapıyoruz. Ama şu an itibariyle Cumhurbaşkanımızın da üreticiyi bizzat destekleme adına ortaya koyduğu projelerde biz de yanında olmak istiyoruz. En önemli yem ham maddesi girdilerini de düşünebilmek için KOP İdaresi'ne sizin huzurunuzda burada söylemek istiyorum. Bir proje verdik. Yem ham maddesi karma ürünü üretebilmek. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu hayvancılıkta bildiğiniz gibi yem girdi ürünleri. Biz de bunu direkt müdahale programına Aksaray Ticaret Borsası olarak Aksaray 436 bin büyükbaş 1 milyon ateş civarında da küçükbaş hayvanlar bulacağız Sayın KOP Başkanım. Bunların girdilerini ucuza temin edebilmek adına Aksaray Ticaret Borsası olarak Sayın Valimizin direktifleriyle biz bu projeyi başlattık. Sizin hızlarınıza koyduk şu anda. Burada Sayın Vekilim var, Sayın Valimler Hazirun var. Bu fabrikanın da sözünü burada vereceksiniz. Biz projelerden Aksaray Donatçal KOP İdaresi'nin de bölgedeki hayvancılığın ilerlemesi yönünde gayret göstereceğiz. Sizin takdirlerinize bakıyorum. Sayın Valim, hayırlı uğurlu olsun. Ben tebrik ediyorum sizleri. Böyle güzel bir tesisi burada açılışıyla birlikte çalışır halde görmek bizi de mutlu ediyor açıkçası.
Kontrolcüyü kalkınma idaresi 640 sayılı kanun hükmünde kararname ile Cumhurbaşkanımızın tespitleriyle kurulmuş bir kurum. Amacı bölgeler arası eşitsizlikleri gidermek, bölge farklılıklarını azaltmak ve bölgedeki altyapı sorunlarını çözmek. Bu kapsamda şu anda yapmış olduğumuz, açılışı yapmış olduğumuz bu tesis aslında bunun tam anlamıyla bir göstergesi. Çiftçimizin, üreticimizin üretmiş olduğu ürünü katma değerli bir ürün haline getirmek, çuvalla, kamyonla satılmaktan çıkarıp paketlenmiş halde piyasaya sunmak, doğrudan tüketiciye sunmak anlamında oluşturmuş olduğu altyapı bizim için çok kıymetli. Ürün burada üretilip burada tüketilir hale gelmekten piyasaya ihraç edilmek üzere yurt dışına çıkarılabilecek hale geliyor bu kapsamda. Dolayısıyla hak eden bir proje, hak ettiği şekilde başarılı bir usulle de uygulamaya konulmuş. Dolayısıyla bu çalışmanın içerisinde yer alan gerek Tarım İl Müdürlüğümüz gerekse borsamıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için de başarılı projeler, nihayetlenmiş projeler, gurur verici projeler oluyor. Emeğimiz, attığımız taş ulaşmış oldu, hedefine ulaşmış oluyor. Bu manada emeğe geçenlere ben de teşekkür ediyorum. Yem karma makinesiyle ilgili bir talepleri oldu başkanımızın. Biz Sayın Valim'le de bu konuyu daha önce de görüştük. Kendilerinde bizimle paylaştılar. Bu konunun da ciddi manada Aksaray'ımıza yarar sağlayacağını, üreticimize yarar sağlayacağını her şeyden önce görüyoruz, biliyoruz. Kıymetli bir proje. Daha önce 26 adet yem karma makinesi vermiştik buraya da yanılmıyorsam. Bu sene 41 milyona yakın Aksaray'ımıza yapmış olduğumuz destek var KOP idaresi olarak. Bunların bir kısmı sulama projesi, bir kısmı tarım projesi, sanayi projesi, enerji projesi olmak üzere her anlamda biz aslında Aksaray'ı destekliyoruz. Önemli olan da Aksaray'ımızın daha iyi noktalara gelmesi, çiftçisinin, üreticisinin daha faydalı işler yapabilmesi. Bu kapsamda evet masamızda inşallah değerlendirmeye aldık. Allah nasip ederse ben mevzuat öne süren bir başkan değilim. Önce onu söyleyeyim. Mevzuatla yine bir sıkıntımız olmaz inşallah. Ama projenin artıklarını değerlendireceğiz. Sayın Valimiz, Sayın Vekilimiz onlarla birlikte inşallah Aksaray'ımızı onu da kazandırmak bizim de temennimiz olacak. Gurur duyduk. Hayırlı uğurlu olsun ilimize. Ben şöyle düşünüyorum, son Türkiye'nin son 20-30-40 yılını nereden nereye? Şimdi Mevlüt Mustafa Saatçıoğlu kardeşim bunu, bu testi biz yaptık dedi, içeri girdi. O, bu ayrı bir gurur. Sadece orada kırmızı yazıyor, Norfler diyor. Onun dışındakinin tamamı Aksaray'da üretilen bir test. O, sadece o Alman malı. Tabii bunlar çok gurur verici şeyler. Türkiye üretmeyi öğrendi. Tohum bizim tarımımızın derdiydi. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda sağlıklı tohum, kalıcı tohum. Anadolu'nun bizim burada yıllardır kullandığımız pek çok ürünü kaybettik. Buğday çeşitlerini kaybettik, meyve çeşitlerini, sebze çeşitlerini. Son 10 yılda tohumda bir mesafe aldık. Artık tohum üretebiliyoruz.